benzer bir soru sormuş. Alanya maçında orta üçlümüz kim olmalıydı diye. Oradaki şu ana kadar gelen oylara göre %37 Fabrizio, Berat, Sessegnon demiş. Yani Trabzonspor maçına başlayan üçlüyü tercih etmişler. Daha fazla oyu alan üçlü Fabrizio, Diallo, Sessegnon. Yani Berat'ın yerine Diallo ile başlamasını isteyenlerin sayısı daha fazla. Bir kısım da yine 5'te 1'lik bir kısım Fabrizio, Mas ve Sessegnon üçlüsünü görmek istediğini söylemiş. Berat, Diallo, Sessegnon gibi de bir şey var ama %2'lik bir dilimde olduğu için onu değerlendirmek bence çok gerekli değil. Yani burada herkesin düşündüğü Fabrizio, Alparslan Bey'in dediği gibi Fabrizio ile Sessegnon'un yeri garanti. Berat mı Diallo mu olacak? Şimdi şuradan başlayalım bence. Berat bugüne kadar bize ne gösterdi? Geçen sene ilk oynadığı maçtan Başakşehir maçına kadar. Toplu olan meziyetlerinin çok yüksek olduğunu gösterdi. Diagonal pas. Sağ sola Geçen sene çekme. daha çok kullandı. Bu Geçen sene sene çünkü imtina ediyor daha biraz daha sanki. evet imtina değil de biraz daha şey topa sahip olma takımıydı o. Topla daha çok oynayabiliyordu orada. Oynama imkanı vardı. Şimdi biraz daha geçiş oyunu oynadığı için topu da hem daha çabuk çıkarmak zorunda hem daha az topla buluşuyor. Bence biraz onun etkisi. O diagonal pas. Sağa sola çekme mesela. Bu Trabzon maçında da var bir tane. Bir anda sağa çekiyor rakibi oyundan düşürüyor. Gazişehir maçında dribling yapabildiğini gösterdi. Topla çıkabildiğini gösterdi. Şimdiye kadar gösterdiği her şey bize gösterdiği her şey Berat'ın Şut toplaydı. açısı bulacak yerlerde pozisyon alma ekleyeyim. Hem şeyde Gazişehir maçında Hem Trabzon maçında hem da. de Trabzon maçında evet iki tanesi de iyi şutlar değildi. Biri soluna Ama geldi. doğru yere Kandreas kötü geldi yani. çıkardı. Ama evet artık üçüncü bölgeye girebildiğini gösterdi. Şimdiye kadar konuştuğumuz her şey topla. Ama Trabzon maçında çok başka bir şey gösterdi. Yani Trabzon maçında defansif olarak muhteşem bir maç çıkardı. Maçı izlerken ben de çok dikkat etmemiştim. Şimdi bugün sabah tekrar izledim. Berat defansif olarak muazzam bir maç çıkarmış. Zaten bir tane pozisyon var. Doğrudan gol yememizi engelliyor. İlk yarıda Sörloth'tan sanırım. Doğrudan bir top çalıyor. O çok acayip. Orada 3-1 olacak maç. Orada araya girerek çalıyor. Ama onun dışında da maç boyunca sürekli top çalıyor. Sürekli pas arası yapıyor. Sürekli rakibi bozuyor. Geçen sene ilk çıktığında narin bir oyuncuydu Berat mesela. Bence yazın çok iyi çalışmış. Artık kuvvet olarak cevap veriyor Süper Lig seviyesine. Ki geçen sene o seviyeye vermekte zorlanıyordu. Oradan bir üst seviyeye verebiliyor. Bu maçta Berat defansif olarak da gelişmeye çok açık olduğunu gösterdi. Ben çok etkilendim. Şimdi Berat Diallo konusuna gelince ve bu Berat'ı komple bir oyuncu olma konusunda da çok önemli bir yere taşır Alanya bence. maçıyla ilgili yorumlar geliyor. Onu biraz sonra programın sonuna doğru Alanya maçında değerlendirirken okuyacağım. Onunla ilgili bir bilgi vereyim, devam edelim. Şimdi Berat Diallo konusuna gelelim. Bizim orta sahamızda şöyle bir şey var. Bir kere çok yüksek tempoda oynuyoruz biz oyunu. Çok yüksek eforla oynuyoruz. Sessegnon'a verdiğimiz görev ikinci bölgeden topla driblingle çıkmak. Bu maçta muazzam yaptı. Sayısız driblingi Sezonun var. başından beri muazzam yapıyor Galatasaray maçı hariç. Ama bu maç çok üst düzeye çıkardı ya. Bu maç yani sürekli geçip o vücut çalımları var onun. Hayalet çalımları. Onları defalarca yaptı. Fabrizio sertlik koyacak orada. Fiziksel sertlik. Rakibi bozacak. Rakibin rahat oynamasına müsaade etmeyecek. Bunu yapıyor. Berat'a iki görev birden veriyoruz. Hem topu arkadan temiz çıkaracak. Evet, her zaman onu kullanmıyoruz çünkü hızlı geçiş yapıyoruz. Mesela daha topa sahip olma oyununda Berat daha aktif olabilirdi. Ama bir yandan bu, bir yandan da defansif on numaralarla oynuyor çünkü. Defansif olarak katkı vermesini istiyoruz. Ama en başta dediğim noktaya gelirsek biz çok yüksek tempo takımıyız. Çok fazla fiziksel efor talep ediyoruz. Diallo Çok koşan bir futbolcu izlenimi vermedi bana. bence bu maçta çok koştu. Yani koş şeydi yani normal antrenman şeylerine falan böyle hoca Diallo da mu? söyledi. Diallo. Ha Diallo evet Diallo yani Diallo şey çok çok öyle tempo futbolcusu değil gibi. Yani geçen sene Hatay maçlarından daha önce Malatya'dan da sanki biliyoruz. Yani çok koşup da savunmaya çok destek veren bir oyuncu değil gibi. bence de değil. Ve Zaten Berat bir de şöyle seni destekleyeyim. Berat sanki bize 6 numara gibi oynuyor ya. Diallo daha 8 numara bir oyuncu. aynen onu da diyeceğim. Tam bunu baştan diyelim bir. Diallo bu maçta ne gösterdi bize? Driplingle gidebilir. Bunu kim yapıyor? Fabrizio yapıyor. Fabrizio'nun daha az sertlik koyanı ama topla daha rahat hareket Ve edeni. daha iyi pas verenidir. Büyük ihtimalle Fabrizio'nun pasları gerçekten Evet felaket. pasları felaket ama işte maçı izlerken Gökhan'la kardeşimle izliyorduk. Biz onu da dedim. Zaten hepsi bir arada olunca N'Golo Kante oluyor. Yani Fabrizio'ya pas, dribling özelliği, topla özellik ekleyince o N'Golo Kante oluyor zaten artık. Diallo'nun bu yönü var bir. Diallo 6 numaradan ziyade 8 numara ve şu anda Fabrizio'nun ikamesi, alternatifi gibi duruyor Diallo. Çünkü bize arkada iyi oyun görüşü olan, pas becerisi iyi olan, topla orada rahat edebilen oyuncu lazım. Bence Diallo o değil. Ama Diallo defansif olarak o değil zaten. Hem koşmayı çok sevmiyor, hem de fiziksel mücadeleyi bence Berat kadar kotarabilmiyor
gitme ihtimali. Fiziksel mücadele için mesela Fabrizio'yu Berat'ın yerine çekip Diallo'yu Pastan yerine oynatsa bu sefer de pas sıkıntısı yaşayacağız. Pastan çok feragat edersin. Topla çıkışın zaten Zargon'un ayağı biraz daha beklediğimden iyi benim ama Flavio'nun çok kötü. Ertaş'ın da iyi değil hocanın dediği kadarıyla. Dolayısıyla orada bizim iyi bir pasöre, iyi bir pas istasyonuna, sağ görüş yüksek bir oyuncuya ihtiyacımız var. Top ayağını aldığında rahatlatacak, panik yapmayacak. Panik yapmayacak. Bir de Berat sahayı çok çabuk tarıyor. Öyle bir özelliği de var. Birincisi bu. İkincisi işte çok yüksek eforla oynuyor dedik. Diallo sezon başı kampını yarıda kesti bir nevi. Dolayısıyla fiziksel olarak talep edilen seviyede değil muhtemelen. İkincisi çok ciddi maç eksiği var yani. En son işte ben askerdeydim Erzurum'da Temmuz'un başında. Orada maç oynadı, orada kolunu kırdı. Kaç ay oldu işte? 2 ayı geçti muhtemelen. Aynen tam 2 ay 10 gün falan oldu. 2 aydır maç yapamadı, ciddi maç eksiği var. Dolayısıyla çok büyük bir kumar bence Diallo'ya orada şans vermek. İkincisi şu, oyuncu özelliğini konuştuk. Ama üçüncüsü bence bu kulübün sadece Berat, Diallo'dan bağımsız olarak taraf alması gereken bir yön var. Gençler Birliği bir altyapı kulübü. Geçen seneden bir örnek verelim. Geçen sene Lucas Claro'nun yeri garantiydi. Ama Lucas Claro'nun partneri olarak Erkan Hoca, Mert ve Arnason arasında ciddi tereddüt yaşıyordu. Ve Arnason bir adım öndeydi. Yani başta bir Mert oynadı, bir Arnason oynadı. Ne zaman ki Arnason sakatlandı, Mert o zaman oynayabildi ve biz Mert'i o zaman keşfedebildik. Durum böyle olmamalı. Gençler Birliği oyuncuları yakın seviyedelerse, mesela Rahmi Sesanyon yerine oynasın demiyoruz çünkü arada ciddi bir kalite farkı var, katkı farkı var. Ama Berat Diallo gibi ki bence Berat Diallo'dan daha iyi. Berat Diallo gibi daha yakın seviyede oyuncular biz altyapı oyuncularına her zaman pozitif ayrımcılık uygulamalıyız. Yani. Berat bu kulübün geleceği, Berat bu kulübün kendisi. Dolayısıyla Mert Arnason hatasına bir daha düşmeden ya bu takımda şu anda hele bu kadar büyük potansiyel içerirken FCO muhteşem oynuyor, Zargo muhteşem oynuyor, Fabrizio muhteşem oynuyor. Bence ilk yazılması gereken oyuncu Berat çünkü Berat Gençler Birliği. Berat Gençler Birliği'nin kendisi.